Rüyada gibi. Sanki yıllardır seninle gitti. Kendimi bildim bile de. Sen varmışsın gibi. İnceledin mi o Ege'deki arazinin şartnamesini? Gecikmeyelim. İhale yakın, iş büyük. Emsal satışları inceledim. Arazi bizim aradığımız uygunlukta. Alalım derim. İhale kapalı zarf usulü yapılacakmış. Bakanlıktan onay alınmış. Bedel beyan edilmeyecek. Başka bilir kişilerden de teyit alalım. Senin neyin var? Yok, bir şeyim yok. Bu her zaman bir şey var anlamına gelir. Hadi. Ali, sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Oraya benimle geldiğinde ben kendimi kötü hissediyorum. Biz böyle anlaşmadık mı? Hı? Tedavin bizzat gözetimim altında olacaktı. Böyle konuştuk. Tamam da her seferinde oraya elimden tutup götürmen gerekmiyor beni. İyi, tamam, in. Bekliyorum burada. Ben burada beklemeni de istemiyorum. Ali, yapma. Ben liseli bir bağımlı değilim. Çocuğun durumunu öğretmene soran veli gibi gelme benimle işte. Tamam. Tamam. Seni seviyorum ama unutma, tamam mı? Ferman Bey sizinle görüşmek istiyor. Kendisi arabada. Buyurun. Demek burada tedavi oluyorsun. Umarım işe yarar. Seninle biraz konuşmamız gerekiyor Eylül Hanım. Fazla zamanını almayacağım. Bakın, eğer mesele Ali ile ilgiliyse... ki öyle... ben aranızdaki hiçbir meseleye karışmak ya da konuşmak istemiyorum. Güzel. Aynı şeyleri istiyoruz galiba. Madem aramıza girmek istemiyorsun, o zaman beni iyi dinle. Ali iyi niyetli bir çocuk. Farkındaysan sen onun yaşamındayken onun tek başına adım atması imkansız. Sen zeki bir kızsın. Hatta sevdiğini mutsuzluğa mahkum ettiğini bilecek kadar zekisin. Gerçekten Ali'yi ne kadar seviyorsun? Sevgi fedakarlıktır. Gereğinde
sevdiğin için yok olmasını bileceksin. Gönülden seviyorsan eğer, ona bir yaşama şansı ver. Ali bunu hak ediyor. Ben babası olarak ona iyi bir yaşam sunmaya hazırım. Bilmem anlatabildim mi? Yeter ki sen peşini bırak. Al bunu. Karar verdiğinde beni ararsın. Eğer oğlumu geri kazanırsam tedavin için elimden geleni yapacağım. Eğer onu geri kazanırsam maddi anlamda hiçbir sıkıntı çekmeyeceksin. Mükafatını alacaksın. Yeter ki düş onun yakasında. Kurtar Ali'yi. Kendini de kurtar. Ali'yi de. Alo. Melek. Nasılsın? İyiyim. Çok iyiyim. Sen nasılsın? Gitmek zorundaydım. Özür dilerim. Anlıyorum. Melek, benim seninle konuşmam lazım. Yarın sizin oraya geleceğim. Yok, gelme. Gidiyorum ben. Hanımefendi, ilerler misiniz lütfen? Birazdan Londra'ya uçuyorum. Evet. Hanımefendi, buyurun. Pardon, rezervasyonunuz var mıydı? Şey, ben Bulut Bey'le... Bulut Ocak. Buyurun hanımefendi, arkadaşlar yardımcı olsunlar. Buyurun. Hanımefendiye yardımcı olur musunuz? Hoş geldin. Merhaba. Ne söyleyeceksen söyle artık Bulut. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Peki ben söyleyeyim. Anlık bir şey yaşadın, geçici bir hevestim senin için. Öyle değil. Hevesini aldın, sonra da gittin. Gittim çünkü... mecbur kaldım. Mecbur kaldım ne demek? Niye geldin o zaman İzmir'e? Ben şu an şu saatte Londra'da olacaktım Bulut. Ama arayınca dayanamadım. Bunları duymak için miydi? Hayır tabii ki. Öyleyse ne? Bir günde ne değişti Bulut? Ben mi yanlış bir şey yaptım? Bulut, konuşsana, çıldıracak gibi oluyorum sen konuşmayınca ya. Yalandı de, umduğumu bulamadım de, aşık olmadım de, bir şey söyle. Ben evliyim.
Melek. Merhabalar. Merhaba efendim. Vitrinde ince bir küpe gördüm. Bakabilir miyim? Tabii. Hemen size vereyim. Buyurun. Ha. Şey, buna uygun bileklik var mı acaba? Tabii efendim. Hemen göstereyim ben size. Hanımefendi bir dakika. Çantanızı kontrol edebilir miyim? Çek bir ofis üyelerim çantamın üzerinden. Hanımefendi zorluk çıkarmayın lütfen. Pardon, bakar mısınız? Burada beni taciz ediyorlar. Kimse yok mu? Hanımefendi iyi misiniz? Hayır, hiç iyi değilim. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Ya müdür bey, vitrindeki pırlanta küpeleri çantasına koydu efendim. Hırsızlık yapıyor ya. Sen kime hırsızlık? Ya! Ya oğlum! Sakin. Ya manyak suçunda kalın sen! Sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Biliyor musun? Hanımefendi bir sakin. Kamera kayıtlarına bakarız, gerekli yaptırımı uygularız. Şimdi lütfen sakin olalım. Ya müdür bey, vallahi bir şey yapmadım. Aldı küpeleri çantasına koydu, hırsız ya! Tamam. Ya ne bakacağız? Yine mi? Tamam, geliyorum hemen. Başımın belası bu kız, tam bir baş belası. Neden söylemedin Bulut, neden söylemedin bana daha önce? Neden biliyor musun? Çünkü ben ilk defa bir kalbim olduğunu hatırladım. Çünkü ben de senin aynı rüyayı gördüm. Ben de uyanmak istemedim. Ben senin her şeye yeniden başlamak istedim Melek. Yeniden başlamak mı? Nasıl Bulut, yalan söyleyerek mi yeniden başlamak istedin? Ben baştan gerçeği sana söyleseydim seni kaybederdim. Yalansız açtım kalbimi sana ben. Hata etmişim. Seni çok seviyorum, yalan değil bu. Bak ben ilk defa hissettim bu duyguyu. İlk defa hissediyorum. Bitsin de istemiyorum. Beni bile bile ateşe attın Bulut, bile bile. Benim de içim sızlıyor. Benim de içim sızlıyor. Lütfen sen de beni anla biraz. Bak, senden tek bir şey isteyeceğim Melek. Lütfen biraz bekle. Git, git Bulut, git. Ben sana çok aşık oldum be. Aç. Aç, ona da daha fazla yalan söyleme. Neredesin Bulut? Dışarıdayım, sonra konuşuruz. Melek dur lütfen. Bırak kolumu. Müdür beyle de konuştuk, bu olay kapanacak. Sen de işinden olmayacaksın, tamam mı? Peki efendim. Hadi yine iyisi. Hayır yani, bu devirde iş bulmak kolay mı? Şu kırdığım aynanın bile bin çeşidi var. Bunun niye olmasın ki? Sude. Tekrardan çok özür dileriz hanımefendi. Ferman Bey'e de saygılar. Ferman Bey bu olayı kesinlikle duymayacak. Sakın. Hiç kuşkunuz olmasın efendim. Tamam, size güveniyorum. Hadi kızım. Yine ne yapıyorsun çalışkan çocuk? Çocukların eğlenebileceği bir mekan düşündüm. İçine de ahşaptan aklına gelebilecek her şeyi yapacağım işte. Kendine yapıyormuş gibi heyecanlanıyorsun bakıyorum. Öyle. Ara sıra biz de kaçamak yaparız belki. Bence sen buraya aitsin. Hani öyle dünyayı dolaşırız falan diyorsun ama... senin dünyan burası. Öyle mi diyorsun?
Belki buradan kopabilmek için yeni sürprizler hazırlıyorumdur. Emin misin? Daha ne kadar bu sefil hayatı sürdüreceksin? Benim oğlum meczuplar gibi yaşıyor. Şu haline bak. Sen yine hanedanlığını kurtarmak için mi geldin buralara? Yok. Ben oğlumu evine götürmek için geldim. Benim evim burası baba. Boşuna yorulmuşsun. Biraz oturup konuşsak? Biz seninle her şeyi konuştuk. Yani konuşacak bir şeyimiz kalmadı bizim. He çocuk. Babana çay kahve ısmarlamayacak mısın? İlaçlarını almadın mı sen bugün? O ilaçlar beni iyileştirmez anneciğim. Boşuna uğraşıyorsun. Sana ne diyorsam onu yapacaksın Suide. Bir daha böyle olaylar istemiyorum. Biraz abartmıyor musun anneciğim? Sonuçta AVM bizim. Birkaç dükkandan bir şeyler ödünç alabilirim bence. Ödünç mü? Kızım senin bu yaptığın resmen... Neredeymiş kocan? Gelecek miymiş bu gece? Şu anda beni aldatmakla meşgul kendileri. Ne diyorsun sen Allah aşkına? Bulut'un bu çalgıcı kızla ne işi olabilir ki? Yok artık. Ne işi olduğu gayet açık anne. Hep beni suçlayacağını biraz da damadının şu hallerine bak. Koy onu çantana. Peki. Madem buna bakmak istemiyorsun o zaman buna bak. Bu ne? Boşanma kağıdı. Anlaşılan sevgili kocacığım benden boşanıp bu fotoğraftakiyle hazırlıklara başlamak istiyor. Hiçbir şey yapamaz. Boşanmak falan da öyle kolay değil. Bazen erkekler arada böyle abur cuburlara merak sararlar sonra geçer. Sen de görmezden geleceksin. Görmezden mi geleceğim? Eğer Bulut giderse baban şirketin başına o meymenin stoğunu getirir. Bunu ikimiz de istemeyiz değil mi? Ben ne diyorum sen ne diyorsun anneciğim ya? Ben ne diyorsam onu yapacaksın. O fotoğrafta hiç görmemiş gibi davranacaksın. Sen öyle mi yaptın peki anneciğim? Kocan senin evliyken başka birinden çocuk peydahladığında görmezsen gelebilir mi? Kes sesini. Bir daha bu konuyu açmayacaksın demiştim sana. Hiç ortak noktamız var mı? Bak. Ben hayatımı burada kazanıyorum. E mutluyum. Görmüyor musun? Hı? Farklıyız baba. Senin de ben farklıyız. Koskoca şirketi bir başkası mı yönetsin? Soyadı Köklü Kaya olmayan biri. Başkası dediğin adam ablamın kocası ya. Ayrıca soyadının aynı olmasına da gerek yok. Kendi öz oğlum dururken niye damadıma sığınayım Ali? Baba oğlu ilişkisi öyle kan bağıyla olmuyor. Uyuşturucu bağımlısı, keşif bir kızın peşinde mutluluk oyunu oynuyorsun ha? Kullanmıyor ki artık. Bitti o işler. Hem seni istemiyorsun diye ben sevdiğim kızdan vazgeçecek değilim. Gördün mü bak. Burada da ayrılıyoruz senden. Sen sevdiğin kadını ölüme terk ettin. Ben hayatını kurtardım. Anneni ben öldürmedim. Aynı yollardan geçmedik evlat. Bu kız bağımlı. Müptela. Uyuşturucu demek her gün ölmek demek. Daha kaç kere kurtaracaksın onu? Asalak gibi olur böyleleri. Yakanı kurtaramazsın. Mutsuz ederler adamı. Silkeleyip atacaksın hayatından. Ömrün boyunca taşıyamazsın. Eylül!
kendin bir kenara. Ha? Bak o temiz. Çünkü elinden tuttum, kolundan tutup her gün tedaviye götürdüm. Çünkü sevdim. Anlıyor musun? Ha? Anlayamazsın ki. İnsan yedisinde neyse, yetmişinde de oymuş, değil mi Reşat? Sen çocukluğumuzda da böyle kinciydin hep. Oğluma kini sen öğrettin. Bu kinin sebebi sensin Reşat. Biliyorum. Zahide'nin acısını çıkarıyorsun. Bu yüzden oğlumu nefrete boğdun. Yıkmaya çalıştığın duvarları sen yıllar önce örmeye başladın. Doğru. Ona çok şey öğrettim. Bu doğru. Ama insan baba sevgisini öğretemiyormuş. Etme bulma dünyası işte. Ne ettiysem içindeki nefretten kurtaramadım onu. Ne de olsa babasının oğlu. Çok özledim seni. Kocamızı özlemek suç mu oldu? Melek? Uçağı kaçırdım deme. Ah be tatlım. Niye burada bekliyorsun? Arasana. Gel içeride konuşalım. Gel canım. Haber bile vermeden çıkıp gidiyorsun. Dönüyorsun, bir açıklama bile yapmıyorsun Bulut. Sana boşanma kağıdı gelmedi mi Suda? Geldi. Yırttım. İstediğin kadar yırt. Boşanacağım senden. O işler öyle kolay değil Bulut Bey. Bırakır mısın? Nereye gittiğini söyle bırakayım. Seni ilgilendirmez. İstediğin yere kadar git. Yine bana döneceksin. Cehennemin dibine de gitsen yine buraya geleceksin. O boşanmayı falan da çıkar kafandan. Thank you.
Buyurun Sude. Yanında mı patronum? Yanımda değil Bulut Bey. Kimden tarafsın Haydar? Yoksa ikili mi oynuyorsun? Böyle düşünmenize üzüldüm Sude Hanım. Ben evliliğinizi kurtarın istiyorum. Bu yüzden Bulut Bey'le o kızın fotoğrafını yolladım size. Bunu niye yaptığını biliyorum Haydar. Bana nasıl baktığını da biliyorum. Aptal değil. Benden ne istiyorsunuz? Sadece sana güvenmek. O kadına mı gitti? Araba bende değil Sude Hanım. Ona gitti. O kadına gitti Haydar bak. Onunla ilgili öğrenebileceğin her şeyi öğrenmeni istiyorum. Adresini, telefonunu, her şeyi. Ah!